Kedi. Abi şöyle bir izinle giriyoruz. Bir hafta boyunca yediğim vegan yemekler videosu. Ama bununla başlamamız için öncelikle markete gidip yiyecek bir şey almamız gerekiyor. Çünkü hiçbir şey yok. Yani her şey en ucuzunu bulmaya çalıştığım için biraz uzun sürüyor şu an yolculuğum. Canım uzun zamandır çorba istiyor. Çok çorba içemiyorum biliyorsunuz. Dışarıda buluyorum çocuklar için. O yüzden içeriklerine bakarak içinde şey olmayan, herhangi bir et bir şey olmayan bir şey bilmiyorum. Bunda yok sanırım. Bu var. Alabileceğim. Diğerlerine dediğim gibi hep genelde şey var. Bulyon var. Ben çok şunu seviyorum. Bunun büyüğü yok. O yüzden kısa kalacağım. Bir de şunu seviyorum. 10 gün çıkacak.
ışık o kadar kötü ki bu. Bir geliyor, bir gidiyor. Ya gidiyor şu an. Günaydın. Biraz bir tık konuşmak istediğim bir mesele var. Onun hakkında konuşalım. Ama böyle video duraksamalarla dolu olacak yani, çünkü bazı şeyleri maalesef oturup anlatamıyoruz. Dün o yaptığım şeyi aslında yemedim. Yemeyeceğimi de biliyordum bu arada. Çünkü yaptım, o kaba koydum ve o şey geldi yani, dedim ki ben bunu yemeyeceğim. Gerçekten yemedim. İş yerinin dolabında duruyor. Dün ne yedim ben? Ya en kötüsü de o, biliyor musunuz? Mesela sabah da bir sürü böyle börek açma falan, ben öyle kahvaltı severim, ona kalsın. Söylemiştim hevesli hevesli. İki parça yiyip bıraktım. Yemeği hazırladım, yemedim. Sabah o börekten yedim, kaşarlıydı sanırım. İki dilim, yani şu kadar ya yedim ya yemedim. Latte içtim. Bir tane donut yemiş olmam lazım, şekerli mekerli bir şey. Donut. Başka? İlaçlarımı içtim dün. O da sayılır mı? 11 tane olduğu için. Hatta bir tane daha yeni eklendi falan. Kendisiyle yeni tanıştık. Dün hiçbir şey yemedim. Niye bilmiyorum. Aslında dün benim için yemek yiyebileceğim günlerden biriydi. Dün güzel bir iş günü geçirdim. Çok tatlı insanlar geldi mağazaya. Bu kimseyle bir tersleşmem olmadı. Adıma teşekkür mektubu bile yazdılar. Gerçekten çok şirin, çok anlayışlı müşteriler vardı dün. Kapanışta sevdiğim insanlarla kapanıştım. Beraber çıktık falan. Ama yani dün yemek yiyebileceğim bir gündü böyle bakınca. Sanırım ondan önceki gün çok yediğim için olmadı. Ondan önceki gün çok yedim. Evden çıkmadan yedim. İşte yedim. Sanki eve gelince de bir şeyler yedim. Çok yemiştim. Üç. Mesaj yaptım. Ne dediğimi unuttum. Ne diyordum, ne anlatıyordum. Dün hiçbir şey yemedim işte. Sonra geldim eve. İşte karnım böyle aç yani, açım. Dedim ki yok, yemeyeceğim ya, bu saat yemek mi yenir? Saat 1 falan yattım. Saat 3. Saat 2 oldu, 3 oldu. 4 oldu, 5 oldu. 6 oldu. Kalktım, makarna yaptım. Onu yedim. Dedim ki tamam, şimdi uyuyacağım. Bu sefer de o... Zaten doğrunu yiyemedim de o yediğim kısmında mideme öyle bir oturdu ki doğal olarak. Daha kötü oldum. 7-8 gibi uyumuşumdur. Kalktım şimdi saat 9. Bakiye falan çıkardım işte. Uyukluyoruz. Sadece mesela şu anda da açım. Ama sadece bir şey yemeyi düşününce bile midem bulanıyor. Asla hiçbir şey yemek istemiyorum. Yemek yemek istemiyorum yani. Böyle yani ben eskiden yemek yemeyi çok severdim açıkçası. Yani çok severdim. Şu an yani.
şey yok benim için. O yemek yemekten aldığım zevki artık almıyorum ya da yemek hazırlamaktan. Ben çok severdim yemek hazırlayayım. O hazırladığım yemeği yiyeyim, annemlere yemek hazırlayayım. Yani hiç. Yemek yemek istemiyorum ya. Yani. Özeti bu yani aslında. Bayağı bir doktora gittik. Yine gideceğim. Haftaya falan. Aynı şey söylüyor, psikolojik. Kanında bir şey yok, kansızlık varmış biraz. Ve bana dedi ki et yeme. Dedi ki et ağırlık yapıyordur falan, bünyene iyi gelmiyordur, et yeme. Olur. Olur yemem. Hani bir buçuk senedir yemiyorum dedim. Dedi ki yememeye devam et o zaman. Tamam. Regle olamıyorum. Olsam da tek gün oluyorum falan böyle. Saçma sapan bir düzende şu an. O da büyük ihtimal yemek yemediğim için yani. Öyle yaptım. Sağlık olmadığım için. Ve yoruluyorum da yani. İşe gidiyorum. Haftanın 5 günü. Hadi bugün off'um. Pazartesi gideceğim. Salı gideceğim. Çarşamba off'um sanırım. Bir de cuma off olmam lazım. Kalan günler yine gidiyorum. Hani bilmiyorum ya. Nerede, niye anlatıyorum bilmiyorum sanırım. Yani ben bunları konuşup paylaştığım tek bir kişi vardı. Hala burada yani. Biri vardı. Ama onu da sanki anlattığımda üzülüyor yani ve üzülmesini istemiyorum. Yani tatilde şu an özellikle. Tatilde beni düşünmesin, gitsin, geçsin işte. Nereye geliyoruz artık? Yani herhalde bir haftaya falan döner. Onu anlatırım herhalde. Şu an mesela bu yemek yeme konusunda yaşadığım ya da anlatmak istediğim, hissettiğim şeylerin %5'ini falan anlattım. Yemek istiyorum da. Ama istemiyorum da. Açım. Ama istemiyorum. Ben hep biraz sıkıntıdan yemek yiyen bir insandım. Mesela şu an yemek yemek istemiyorum. Sadece sıkıldığım için ağzıma bir şey yapmak istiyorum. Öyle yaptığım zaman da sonrası kötü oluyor. Yani hiç pek bir şey anlatmadım ama Lale nasıl kilo verdin? Lale bize de söyle, biz de kilo verelim. Lale çok güzelleşti, kilo verince falan. Yok öyle bir dünya arkadaşlar. Öyle bir dünya yok. Hiçbir zaman olmayacak. Bir şey yemek istiyorum gerçekten, ama ne yiyeceğim de bilmiyorum. Ne istediğimi bilmiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yani bu kadar. Bir şey anlatmak da istiyorum aslında. Ama çıkmıyor yani. Çıkmıyor. Neden yemediğimi, neden yiyemediğimi, hani bunun nasıl bu hale geldiğini anlamak da istiyorum ama istemiyorum da. Ya anlatamam da bu arada. Büyük ihtimal anlatamam.
yapacağım büyük ihtimalle. Neden böyle yani? Beceremem yani. Öyle bir insan değilim. Onu anlatabilecek güçte bir insan değilim. Ne ağlamaya falan başlayacağım. Ben gidip uyuyayım biraz.